Korkuyorum. Ekranlarına yeni nesil yayıncılığa hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni işler öğrenmeye, her gün bir yerlerde çalışmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz? Tarih kokan, tarihi Haliç Tersanesi'ne geldik. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir hatları vapurlarının periyodik bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Ben de bugün o çalışmalara dahil olacağım. Kısacık bir tarihi bilgi. Burası 1455 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından yapıldı. Hala böyle bir tarihi kokusu var biliyor musunuz sevgili seyirciler? Burada çalışmak için sabırsızlanıyorum. Hadi buyurun başlayalım. Efendim uzun uğraşlar sonucunda merdivenlerden aşağı inmeyi başardım Zafer Usta'ya ulaşmak için. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben burada olduğum için çok heyecanlıyım çünkü çok tarihi bir yapı. Biraz önce de bahsetmiştim. Burada ne yapıyorsunuz ve kaç yıldır ustasınız? Şimdi Tuğba'cığım ben burada küçük pantolonla geldim desem yeridir. Buranın okulu vardı, okulu bitirdik ve direkt buraya işbaşı yaptık. Şu anda bulunduğumuz mekan 1876'lara kadar dayanıyor. Evet. 3 tane havuzumuz var. 3 havuzunda merkez kalbi burası. Buraya bunun altında 7 metre derinde kuyu var. Biz buraya kuyuya gelen suları bu şu gördüğünüz pompalar vasıtasıyla tekrardan Haliç'e gönderiyorum. Buradaki kısaca işçiliği bu. Allah Allah, ne değişik işler değil mi sevgili seyirciler? Böyle kolay mı sandı sayesinde en olmayacak yerlere de girebiliyoruz. Bu da benim için bir artı. O zaman ben ne yapabilirim burada? Size en uygun bir iş şu anda göstereceğim. Şurada bir iş yapabilirsiniz. Sizin elinize yaptığım bir iş olduğunu düşünüyorum. Oraya geçelim inşallah. Tamam, bakalım. Tuğba, şu anda hepimiz sana özeniyoruz biliyor musun? Orayı gördüğün ve o tarihi havayı soluduğun için çok şanslısın. Ustam bana bu anahtarı verdiniz ama ben ne yapacağım burada? Bu anahtarı vermenin sebebi şu somunları sizi sıkabileceğinizi ümit ediyorum. Somunları, bu filtrenin somunlarını sıkabileceğinizi ümit ediyorum. Çok umutlu gördüm sizi. Sizdeki yok parfümü gözlerinizden tespit ettim. Gerçekten mi? Evet, evet, evet. Allah Allah. Bunlar sizin için sinir olur. Ay ben açıyorum yanlışlıkla ama. Ben solağım ustam. Böyle her gittiğim yerde problem yaşıyoruz. Solaklar nadir bulunur. Solak topçular çok tercih edilir. Solak sunucular da tercih edilir mi acaba? Ustam daha önce buraya gelip burada çalışmak isteyen oldu mu benim gibi kız? Sizin gibi kızlarımız genelde gemilerde tercih ediyorlar. Burası biraz daha zor oluyor. Bunun zorluğu var. Çünkü bunu kaldırmak mesela güç istiyor. Bunu söktüğünüz zaman bir de bunu kaldırmanız lazım. Çok güzel, çok güzel gidiyorsunuz. Son bir tane civatanız kaldı. Ben bugün böyle uçuyorum ya. Zafer Usta'nın yanında çalışıyorum bundan sonra. Her zaman bekliyoruz. Gösterin ustam başka iş var mı bana? Hiç şey yapmam yani. Gösterin mi? Bu nedir ustam buradaki makine? O Osmanlı'dan kalma buharla çalışan, buhar ve sistemle çalışan makineler bunlar. Ne güzel. Burası tamamen dediğim gibi 1876'dan sonra yapılmış bizim şu bulunduğumuz mekan. Anladım. İngilizlere 2. Abdülhamit'te bu sistemle çalışan makineleri kurdurmuş. Bu elektrikli makineler 1930 senesinde konmuş. Yani 1876'dan 1930'a kadar buharla çalışmış. En eskileri bu o zaman. Evet, en eskileri bu. Vay hani Sezen Aksu'nun şeyi vardı, yandan çarklı vapurlar. Evet. Çarklı işte bunu kastediyor. Buharla çalışan makine, yandan çarklı makine. Allah Allah, ne güzel ya. Bir taraftan da böyle tarihi bilgiler edinmiş oluyoruz. Çok sevdim ben bu bölümü. O zaman ustam. Buyurun. O zaman ne yapıyoruz sevgili seyirciler? Bitti. Bağlayamadım, ne yapacağımı şaşırdım. Sadece sen şaşkın değilsin. Şu anda ben de senin kadar şaşkınım Tuğba.
sen bunu böyle çevirince sanki çok gizli bir yere gidecekmişiz gibi geliyor. Evet, burası tarihi bir yer olduğu için yerin altında delizler var. Oraya doğru uzatıyor sizi. Oo, gerçekten. Evet, evet. Büyük delizler ve orada korku filmlerinde o çıkan ne çıkacağı belli olmuyor. Diye. 7 metre altta kuyu var. Havuza gelen, kuyuya gelen suları kontrolünü buradan yapıyoruz. Buradan pompaya suyun akışını sağlıyoruz. He, anladım. Oyun oynar gibi sağa sola çeviriyorsun ama o araba direksiyonu değil Tuğba. Suyun akışını sağlayan pompa vanası. Dikkat et lütfen, bir soruna sebep olma. Hatta bence oradan çıkıp başka bir alanda çalışmayı sürdürsen sanırım hem kendin hem tersane hem de bizler için çok daha iyi olacak. Hadi gel bu tarafa Tuğba. Efendim, şu an bulunduğumuz vapur 1986 yılında Haliç Tersanesi'nde yapılan şehir atları vapuru. Adı Moda. Dediler ki bana, al bakalım Tuğba bir kova boyayı eline. Böyle olması gereken yerleri, eksik yerleri bir boya bakalım. Yarın öbür gün binerseniz vapura, buradaki onarımı bittikten sonra beni hatırlarsınız sevgili seyirciler. Ben daha fazla konuşmadan işimin başına geçiyorum. Hadi buyurun. Tuğba, senin şu halini gören duyan da tüm vapuru sen tamir ediyorsun zannedecek. Bana verdiler bu işi ama sevgili seyirciler, umarım yaparım. Daha önceki bölümlerden hatırlarsanız bir boya badana geçmişim vardı. Hatırlamaz mıyız? Orada da başaramamıştım boya yapmayı. Sakarlıklarını unutmak ne mümkün? Bayağı zor işler bunlar sevgili seyirciler. Çünkü bakıma ihtiyacı olan vapurları buraya getiriyorlar. Ve bir şekilde baştan aşağıya tüm onarımlarını yaptıktan sonra tekrardan hizmete sunuyorlar. Ve ben de biraz da olsa katkı sağladığım için çok mutluyum. Sen olmasan bu işler ne olacak Tuğba? Sağ ol, var ol. Bütün ustalar iş başında. Herkes bir iş yapıyor. Dediler ki, Tuğba Hanımcığım, sen başının çaresine bak. Madem buraya çalışmaya geldin. İşin aslı şöyle, ustalarımız senden umudu kesince seni boyaya gönderdiler Tuğba. Nasıl oluyor? Harika oluyor, harika. Yani artık olduğu kadar. Oh, hava da var ya o kadar soğuk ki, böyle resmen sırtım tutuldu soğuktan. Ama üstünde kalın mont var, üşümemen lazım Tuğba. Sanki işten kaçmak için bahane buluyorsun gibi hissediyorum. Dikkat et Tuğba, şaka yapayım derken kameramızı boyayacaksın. Burası bittiyse aşağıda kesim var. Bir de aşağıya inelim. Tamam ustam, inelim. Artık olduğu kadar. Mustafa ustanın yanına gidelim bakalım bir de. Ustam merhaba, kolay merhaba, gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Soğuk sizi zorluyor mu çalışmak? Zorluyor, ara sıra zorluyor, ara sıra da zorlamıyor. Siz ne işlem yapıyorsunuz ben burada? Ben montaj yapıyorum. Montaj hem kesim, yapıyorsunuz. Hem montaj. Kesim. Geminin alt tarafı zarar gördüyse zarar orayı. Zarar gördüyse hemen tamir yapıyoruz. Kesip yeniden saç koyuyor. Ne kadar vakittir yapıyorsunuz modayı? Modayı bir aydan beri var. Bayağı iş var içinde yani, hala da var. Vallahi bana da bir sürü iş çıktı aslında. Burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama. Evet. Bayağı iş var yani, hala da var. Şimdi burayı hazırlıyoruz. Hazırlıktan sonra başka adam gelecek. Ya da adam yoksa montajına biz başlayacağız. Ondan sonra arkamızdan kaynakçı giriyor. Kaynatıp. Yani bir noktayı böyle 5-6 kişi yapmaya çalışıyor, doğru mu? Aynen öyle. Sevgili seyirciler, bir şey söyleyeceğim. Buradaki işler bitmez. Ben hemen bir iki bir şey yapıp kaçayım en iyisi. Çünkü fark ettiyseniz Mustafa Usta o yapılacak, bu yapılacak, şu yapılacak, bilmem ne olacak diye sürekli iş söylüyor ki. Hani bana bir şey mi söylemeye çalışıyor acaba? Gelmişken çalış falan demeye çalışıyor. Ustam şey yapalım o zaman. Kesme biçme neyse artık ben de sizinle birlikte yapmak istiyorum. Tamam, uygun mudur? Buyurun. O halde hadi buyurun. O halde Tuğba'yı bulmuşken iyice bir çalıştırın Mustafa ustam. Kaçmasına, işten kaytarmasına, tembellik yapmasına izin vermeyin. Evet usta. Evet. Şimdi nasıl yapıyorsun kesmeyi? Kesmeyi lambayı açıyoruz. Normal armuzdan gidiyoruz ilk önce. Hı hı. Armuzdan bitirdikten sonra
Yani saçımızı yelim gibi bitirdik. Ondan sonra arımızı temizliyoruz. Normal postalarımızı temizliyoruz. Temizlikten sonra saçımızı ayarlıyoruz. Oo, içeride bayağı ilginç görüntüler var. Hala arkadaşımız içeride. Ben burada kesim yaparken arkadaşımız da içeride kaynak yapıyor. Allah Allah. Ama fanımız var, her şeyimiz var. Duman falan olmuyor. Harika. Evet. Ben şimdi burada dururken siz yapınca bir şey olur mu bana? Hiçbir şey olmaz. O zaman bir görebilir miyim nasıl Tabii. yapıyorsunuz? Korkuyorum. Ay, korktum. Ateşten kendini kolla Tuğba. Peksenlik değil orası galiba. Belli ki hem çok sıcak hem de çok fazla kıvılcım sıçrıyor. Dikkat et kendine. Her zaman dediğim gibi her şeyden önce ilk olarak sağlık ve iş güvenliği olmazsa olmazımız. Ben bu zamana kadar böyle kaynak falan yaptım da bu çok başka bir şey ve çok tehlikeli. O yüzden ustam yapacak, ben kırılacak yerleri kurmaya çalışacağım. Değil mi ustam? Evet. Ne yapacağım şimdi? Tuba Hanım, şimdi ne yapacaksınız? Gemiyi böyle kıracağım altta. Evet. Postayı, pasını kıralım onun. Şöyle. Evet, tersine tut. Heh, böyle. Aynen öyle. Saca da vurabilirsiniz. Sacın pisliği aşağı düşsün. Böyle. Evet. Oh, çok ağır bu. Şöyle vurabilirsiniz. Şuradan vurun. Heh. Şey demesinler sonra gemiyi alttan kırıyorlar diye. Yok, öyle olmaz. Oh, ustam bu kaç kilo? Onu veremedik ama 1 kilo falan vardır. Hayır, 2000 gram diyor, 2 kilo. 2 kilo evet. Beni kandıramazsınız. Evet. Tuğba yer mi yemez? Evet Usta. Evet, buyurun Tuğba'na. Ne olacak şimdi, bana iş kalmadı mı burada? Kesin vereyim sana ama yok diyorsunuz. Başka pasını kıralım. Zaten yaptınız onu. Yaptım. Evet. O halde aşağıya iniyorum ben. Evet Tuğba Hanım, o zaman. Görüşürüz ustam. Görüşürüz. Ben hemen kaçıyorum. Tuğba, iki çekiç salladın sonra da kaçıyorsun. Ninja kaplumbağa gibi oldum. Şu her gördüğün, her duyduğun işi kolay sanmak huyundan, ben de yaparım huyundan vazgeçmedin Tuğba. Tutturdun tersaneye gidelim diye buz gibi havada aldın getirdin bizi buralara. Şimdi de kaçmak için bahane arıyorsun. Bayağı bir maraton koşmuş kadar yoruldum sevgili seyirciler. Aslına bakarsanız böyle tabii ki burada uzun zamandır çalışan ustalar var. Onlar kadar yorulamam elbette. Böyle birazcık böyle işlerin ucundan tutayım dedim. O bile beni çok yordu. Merdivenlerden incik incik bir yerlere sürekli tırmandım. İsterseniz biraz size buradaki izlenimlerinden bahsedeyim. Çok böyle çok güzel bir yer, tarih kokan bir yer. Tarihi Haliç Tersanesi adı üstünde. Burada şehir atları, vapurlarının bakım ve onarımı yapılıyor. Biz de bunlara böyle yakından şahit olmaya çalıştık ve gerçekten de kameraman arkadaşlarımla birlikte çok da mutlu olduk. Ara ara fotoğraf falan da çektik, çaktırmayın. Çok keyifli gerçekten. Bugün bayağı bir yoruldum diyebilirim sevgili seyirciler. Bize bu olanağı sağladığı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Buraya girmek için özel izin gerekiyor sevgili seyirciler. Biz de buradaki çalışmalara dahil olduk. Onlara çok teşekkür ediyoruz, tüm çalışanlara. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.